Devletin bilinçli olarak hasta mahpuslara yönelik ya da siyasi suçlara yönelik bir baskı tecrit politikasıdır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yaşamı savunuyor hasta mahpuslara özgürlük istiyoruz. Türkiye hapishanelerindeki mahpuslara dayatılan insanlık dışı koşullar, hapishanelerin fiziki koşullarının yetersiz oluşu ve sağlığa erişim haklarının sağlanamaması nedeniyle mahpusların ruh ve beden bütünlükleri tehdit altındadır. Mahpusları insan olmaktan kaynaklanan haklarından soyutlayan zihniyet, gerek yasal düzenlemeler, gerek uygulamadaki keyfiyet, etik olmayan yaklaşımlar ve bürokratik engellerle özellikle hasta mahpuslar için insan olmayan bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gittikçe otoriter bir hal alan ülke yönetimi en katı uygulamalarının görüldüğü hapishanelerde otoriteyi ve kuralları dayatan, yaşama hakkını ve özgürlükleri değil, güvenliği ön planda tutan bir anlayış hakim olmuştur. Bu anlayış, mahpuslara ve ailelerine onarılması mümkün olmayan zararlar vermekte, başta yaşama hakkı olmak üzere mahpusların birçok hakları ellerinden alınmaktadır. Sadece 2021 yılı Aralık ayında ulaşabildiğimiz verilere göre 6 mahpus hapishanelerde, bir mahpus ise hastalığı ileri bir aşamaya geldikten sonra hakkında verilen tahliye kararı akabinde yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitiren mahpuslardan Halil Güneş, Abdülrezzak Şuyur ve Bangül Muhammed derneğimiz tarafından oluşturulan ve 604'ü ağır olmak üzere 1605 kişinin bulunduğu hasta mahpus listemizde bulunmaktaydılar. Yaşamını yitiren her 3 hasta mahpusun da hastalıkları nedeniyle infazlarının ertelenmesi ve tedavilerinin hapishane dışında yapılması için ilgili mercilere defalarca resmi yazışma ve görüşmeler yapılmasına, milletvekilleri tarafından soru önergeleri verilmesine rağmen yetkililer tarafından gerekli adımlar atılmamış ve göz göre göre bu ölümler yaşanmıştır. Şu an Türkiye hapishanelerinde tutulan ve sağlık durumları kritik seviyede bulunan Mehmet Emin Özkan, Aysel Tuğluk, Sıddık Güler, Fatma Özbay, Ahmet Çakal, Ali Osman Köse ve Yusuf Özmen gibi hapishanelerde yaşamını devam ettiremeyecek durumda olan bütün ağır hasta mahpusların infazlarının ertelenerek tedavilerinin hapishane dışında yapılması gerektiğini bir kez daha talep ediyoruz. İnfaz yasasının hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi başlığını taşıyan 16. maddesinde Ocak 24 2013 tarihinde 6411 sayılı yasayla birlikte yapılan değişiklikle maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturamayacağı değerlendirilen mahkumun cezasının infazı 3. fıkrada belirtilen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir. Bu hükmün yer alması ve uygulamada toplum güvenliği bakımından tehlike unsurunun kolluk güçlerinin insafına bırakılmış olması en büyük sorunlardan biridir. Hasta mahpuslarla ilgili tıbbi değerlendirmelerin esas alınması yerine toplum güvenliği bakımından tehlikelilik unsuruna ağır ve somut bir tehlike kriterlerinin eklenmiş olması sorunu çözmekten uzak ve kabul edilemez bir yaklaşımdır. İlgili kanun maddesinin kaldırılarak yerine mahpusların sağlık hakkını önceleyen ve Cumhuriyet Savcılarının takdir hakkını kaldıran bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Ayrıca anayasanın 104. maddesiyle Cumhurbaşkanı'na tanınan af yetkisinin mahpuslar arasında ayrım gözetmeksizin kullanılması gerektiğini de belirtmek isteriz. Ayrıca sağlık kurallarınca düzenlenen raporların Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmayıp Adli Tıp Kurumu tarafından yeniden rapor düzenlenmesi de var olan sıkıntıları daha da arttırmaktadır. Hasta mahpuslar için merhamet, insaf ya da lütuf değil, adalet talep ediyoruz. Sadece Türkiye ve Kürdistan'daki zindanlarda değil, ülke bir bütün olarak bir açık cezaevine çevrilmiş durumdadır. Bu ülkede yaşayan bütün toplumlar da kesimler de bir rehin alınmış durumdadır, esir alınmış durumdadır. Bir mahpusluğu yaşıyorlar her anlamda. Bütün hak hukukunu koruma altına alınması gerekirken tam tersine saray iktidarı tarafından tümüyle gasp edilmiştir. En ufak bir hak talebi bile, bırakın anayasal, yasal, uluslararası hukuklardan kaynaklanan hakların, demokratik hakların, en insani, en vicdani, en ufak haklar bile
bütünle gasp edilmiştir, baskı altına alınmıştır. Tabii Türkiye bir açık cezaeviyken ve yaşayan bütün toplumda bir esir durumdayken bunun kat ve kat üzerinde zindanlarda yaşanıyor. Toplumu teslim almanın ilk yeri zindanlar seçiliyor her zaman faşizm tarafından. Eğer toplum esir alınmak isteniyorsa, toplum şekil vermek isteniyorsa her zaman zindanlardan başlamıştır. Çünkü bu toplumun en direngen unsurları kesmiş zindanlardadır. Şimdi de yaşanan durum zindanlarda bütün hak ve talepler gasp edilirken bunun içinde en ciddi, acil tedbir alınması gereken, müdahale edilmesi gereken bu tutsaklar içinde hasta tutsaklardır. Bu pandemi koşulları başladığı zaman parti olarak bir çağrı yapmıştık. Bütün topluma karşı bu salgın karşısında mutlaka tedbirler alınmalıdır ama ilk tedbirler zindanda alınmalıdır diye 2 yıl önce çağrı yaptı. Çünkü zaten koşulları, zaten baskı, bütün hak gaspı yaşanmaz haldeyken sağlıklı bir insanı bile günlük yaşantısını sürdürmez halde olan Türkiye ve Kürdistan'daki zindanlardan ilk önce ikinci bir bu belanın, salgının yaratabileceği sonuçlar için mutlaka tedbir alınmalıdır. Bunun için de sadece hasta tutsaklar değil, bunun yasal düzenlemesi yapılarak mutlaka bu salgın geçene kadar bu ev hapsi olabilir, başka tarzda olabilir. Çünkü en korumasız yerlerdir. Beslenmeden tutalım da sağlığa kadar en savunmasız olan yerlerdir. Bunun için tedbir alınacağına tam tersine, faşizm karakteridir zaten. Bu kadar direnme, her anlamdaki koşulların en eksik olduğu, en yetersiz olduğu, en savunmasız olduğu yerde bu AKP, MHP faşizmi zindanlara bu kadar yüklenmesinin nedeni bundandır. Biz yine hem iade şubemizin burada da başlattığı bu ses verme, tutsak, hasta tutsaklara verdiği bu desteği en azından bundan sonra bizler de Dersim'deki demokrasi güçleri olarak da bunu bu sesi toplumsallaştırmamız gerekiyor. Bir bütün olarak yaymamız gerekiyor. Bu anlamdadır, değerlidir bu nöbet. Ama bizim de, bizlerin de, demokrasi güçlerinde bunu mutlaka sokağa, bunu mutlaka topluma taşımamız gerekiyor. Toplumun bir bütün olarak, vicdani olarak içerideki hasta tutsakların sesinin olması için bundan sonra da en azından buna ilişkin de eylem etkinliklerimiz olacaktır. Ülkede öyle bir durum söz konusu ki geçmişten beri, 80'lerden beri cezaevlerinde hep baskıların, işkencelerin devam ettiği ama buna karşı da cezaevi direnişlerinin de sürekli devam ettiği bir dönemden geçtik. Ama son dönem açısından baktığımızda giderek faşizmi kurumsallaştıran tek adam rejiminin ülkeyi açık cezaevine çevirdiği ama aynı zamanda cezaevindeki ihlalleri, yaşam hakkını da yok eden bir zihniyetiyle karşı karşıyayız. Şimdi mitinglere gittiğinde halka verdiği müjdelerden biri sizin de bildiğiniz gibi yeni cezaevleri yapmak olan bir zihniyetle karşı karşıyayız ve dışarıdaki yani ülke genelindeki bütün toplumsal muhalefeti susturmaya çalışan, baskı altına almaya çalışan bir anlayış doğal olarak baskıları arttırıyor ama aynı zamanda bunun kat ve kat üstünde cezaevlerindeki baskıları da arttırmaya devam ediyor. İnsan Hakları Derneği'nin bu başlattığı nöbet eylemi bu sesi, cezaevinde yaşayan hasta tutsakların yaşadığı sıkıntıları, sorunları dile getirmesi açısından önemli. Yanlış hatırlamıyorsam yine İnsan Hakları Derneği'nin yaptığı bir hazırladığı bir raporda 2020 yılından bugüne 94 hasta tutsak ya cezaevinde hayatını kaybetti ya da cezaevinden tahliye edildikten sonra kısa bir süre içerisinde yaşamını kaybetti. Son dönemlerde yine yaşıyoruz. Garibe Gezer bunun örneğidir. Halil Güneş bunun örneğidir. Daha 2 gün önce yine aynı şeyleri yaşadık ve her gün cezaevlerinden bir ölüm haberiyle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden bu Aysel Tuğlu'nun yaşadığı başka bir önemlidir. Şimdi
12 Eylül 1980'de Amed zindanlarında yaşadıkları baskıların aynısını bugün örnek verecek olursak Gülten Kışanak yine yaşamaktadır ve halen 80'den bugüne 40 yıl geçmesine rağmen cezaevlerindeki ihlaller, yaşam hakkı ihlalleri devam etmekte ve hasta tutsakların doğal olarak devlet sorumluluğunda ruhsal ve bedensel bütünlüğü sağlanması gerekirken tam tersi onların hastalığa itildiği ve yaşam hakkının ihlal edildiği bir dönemden geçiyoruz.